Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden dünü de telafi edecek şekilde içeriğime başlıyorum. Kripto para piyasa değerimizin 2.2 trilyon dolarlar seviyesinde olduğunu, dünden bugüne %1.6'lık bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bitcoin piyasa değerinin ise 1 trilyon dolar desteğini yitirmemesi, halen daha onun üstünde kalması elbette sevindirici olarak değerlendirdiğimiz bir gelişme. Bugünün en önemli gelişmelerinden bir tanesi arkadaşlar, bunun üstünde durmak istiyorum. Bitcoin dominansında 2018 Temmuz'undan beri hiç düşmediğimiz bir destek alanının altına düştük. Ne yaptık? %49.53 seviyesinin altında dominans tablosunda günlük mum kapattık. Bugün de tekrardan bu destek artık dirence dönüştü. Bu direnci denedik ve şu anda altındayız gibi gözüküyor. Bugün bunun üstüne çıkmasını bir fake out olarak değerlendirebiliriz ama bugünün de bunun altında kapanması durumunda tam olarak teyit edeceğimizi düşünüyorum bu kırılmayı arkadaşlar. Şimdi bu bir kere oldukça önemli bir gelişme demek. Altcoin'ler açısından oldukça pozitif gözüken bir gelişme demek arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki günlerde bir şart var. O şartı da hatta bugün Bozok'la da konuştum. Bozok biliyorsunuz algılama ve dominans konusunda benim düşüncelerine oldukça yer verdiğim bir analist, saygı duyduğum bir analist arkadaşlar. Kendisi de bu anlamda benimle hemfikir. Hangi anlamda hemfikir? Şöyle ki Bitcoin'in birazdan fiyat tarafında anlatacağım. Bahsettiğimiz desteklerini yitirmemesi yukarı yönlü trendini tercihen yatay bir şekilde ama dikeyde olması çok problem değil ama yukarı yönlü trendini devam ettirmesi gerekiyor. Bitcoin tarafında şu anda böyle bir beklentimiz yok ama sürpriz gelişmelere bağlı olarak bir düzeltme olması durumunda arkadaşlar altcoinlerin zaten nasıl tepki verdiği bildiğimiz bir gerçek. Çünkü hali hazırda dominans zaten oldukça düşük seviyelerde ama teknik perspektiften bu olayı değerlendirdiğimde arkadaşlar şu dünkü günlük kapanışla beraber başladı. Bugün de teyit edeceğini düşünüyorum. Aşağı yönlü %43.63 seviyesine kadar geniş bir bantta bir dominans düşüşü bekliyorum. Ama dediğim gibi Bitcoin tarafında düzeltme olmaması koşuluyla bizim de zaten böyle bir beklentimiz yok. Bitcoin'de yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu alana doğru bir düşüşü teknik anlamda bekliyorum. İlk raddede arkadaşlar ama bu bant oldukça geniş bir bant. Dolayısıyla bugün tweet de attım sizlere. İki tane de burada risk görüyorum. Bu risklerden bir tanesi bu bandın oldukça geniş bir bant olması. Yani bu dominans düşüşlü evet birkaç gün içinde de gerçekleşebilir. Çok ekstrem altcoin hareketlilikleriyle beraber olabilir ama genelde uzun sürecek bir bant. Burası genişlik anlamında, uzunluk anlamında. Bu sürede çok da fazla tabii ki belirsizlikler barındırıyor. Yani dominansta evet %43.63 teknik seviyesini destek olarak bekleyeceğiz ama diyelim ki şu %46, %47 seviyelerine geldik ve Bitcoin'de bir düzeltme başladı. O zaman da bu dominansta bu desteğe inmeden bir tepki almamız son derece mümkün olabilir. Dolayısıyla burası risk olarak söylememin sebebi bir belirsizlik de teşkil ediyor. İkinci risk olarak söyleyeceğim şey arkadaşlar şu. Bunu daha önce de sizlere aktarmıştım. En son bu seviyelere geldiğimizde şu yeşil destek alanı kırdığımız şu anda haftalık bazda bakıyorum. Bu seviyelerin altına düştükten sonra arkadaşlar piyasada ayı trendi başlamıştı. Evet 2017 ve 2018'den piyasanın her anlamda çok fazla değişiklikler arz ettiği bildiğimiz bir gerçek. Şu anda o yıllarda hiç olmayan oyuncular işin içine dahil oldu. Ama biz analistlerin yaptığı şey geçmiş veriye bakıp gelecekle alakalı yorum yapmak. Dolayısıyla bu da beni endişe ettiriyor. Burada da görüyorsunuz 2017'de Bitcoin'de zirve yaptıktan sonra ekstrem bir düşüş olmuş. Burada da altcoin'lerde neredeyse hepsine varacak şekilde ekstrem yukarı yönlü hareketler görmüştük. Ama ondan sonrası malum 2018'in başından 2019'un Mart ayına kadar bir 14-15 aylık bir
ayı piyasası da görmüştük. Dolayısıyla buna baktığımda o da bir risk faktörü olarak karşımda duruyor. Ama an itibariyle Bitcoin tarafındaki beklentimden dolayı ve bu desteği yitirmemizden dolayı önümüzdeki günlerde yeter ki Bitcoin'de düzeltme görmeyelim. Altcoin'lerde gerçekten kuvvetli hareketler bekliyorum ve bekliyoruz. Bozok da benimle aynı fikirde arkadaşlar. Meselede 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Bitcoin hacminin 4.8 milyar dolarlara kadar gelinenini görüyoruz. Bu paranın da büyük oranda altlara dağıtıldığı da bildiğimiz bir gerçek. Zaten birkaç gündür altcoin'lerde küçüğünden büyüğüne çok kuvvetli hareketler görüyoruz Bitcoin toparlanmasıyla beraber, bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bitcoin tekniğine gelince, Bitcoin tekniğinde izlediğimiz alanlarda bir değişiklik yok. Hatırlarsanız ilk 26 Nisan tarihinde bu alanı yukarıya kırdığımızda üstümüzde izleyeceğimiz birinci direnç alanımızın 55.655.000 seviyesi olduğunu söylemiştik ve bu alanın hemen öyle aşılabilecek bir alan olmadığını, bizi muhtemelen bir problem teşkil edeceğini, problemden kastımızın da bizi muhtemelen altında tutacak bir direnç uygulayacağını bir süre öngördüğümüzü söylemiştik. Bu vakte kadar da zaten öngörülerimize göre hareket ettik. Altta izleyeceğimiz desteğin ise 52.000 ile 51.300 seviyesine denk gelen bu yeşil alan olduğunu konuşmuştuk. Bu bandın içindeki hareketlerin ne kadar uzun sürerse sürsün, ne kadar geniş olursa olsun, ki genişlikten kastımız zaten en geniş hareket şu dün yaşananla gelmiş gibi gözüküyor hali hazırda. Desteğimizin birazcık üstünden, şu 52.080 desteğimizin birazcık üstünden destek aldık. Buradaki konsolidasyon hareketini eninde sonunda yukarıya kıracak şekilde sonuçlanacağına inanmaya da devam ediyorum, onu söyleyeyim. 52.000-51.300'ü yitirmediğimiz müddetçe de bu öngörümde tutunmaya, bu teoriyi savunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beklentim buradaki konsolidasyon, dediğim gibi, ne kadar geniş olursa ve ne kadar sürerse sürsün yukarı yönlü kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Asıl burada bizi asıl baskılayacağını düşündüğüm direnç alanı ise şurada, şu direnç hattının 55.600'ün üstünde günlük kapanışla beraber izleyeceğim 58.000-58.600 seviyesine denk gelen Fibonacci Golden Pocket ve birazcık üstündeki 59.200 seviyesi olacak. Muhtemelen burası da bizim için problem teşkil edecek. Aynı bu dirençte olduğu gibi şu konsolidasyonun yukarıya kırılması durumunda arkadaşlar. Ama 59.200'ün üstünde bir günlük kapanışın bizi takribi olarak 70.000 seviyelerine denk gelecek, şu trend hattına doğru taşıyacak ve yeni zirveler yaratacak bir hareketi de başlatacağını düşünmeye devam ediyorum. Genel itibariyle Bitcoin'de hiçbir sıkıntı görmüyorum. Hatta ve hatta bu alanda ne kadar uzun yatay hareketler yaparsak o kadar çok altcoin'lerde hareketliliğin devam edeceğini, dominansında o kadar çok baskılanacağını düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar bugün hali hazırda bu gerçekleşti. 3.9 milyar dolara denk gelen opsiyon Nisan ayının opsiyon sözleşmeleri sona eriyor. Bu opsiyon sözleşmeleri sona erdikten sonra hep ay sonlarında şunu görmüşüz arkadaşlar. Bunu geçtiğimiz günlerde 26 Nisan'da sona erecek gibi bir tarihe bakmadan sizlere yanlış bilgi vermiştim. Onun için de özür diliyorum. Bu vakte kadar dilemem gerekiyordu ama atlamışım. Şimdi konu geldiği için söylüyorum. Bakın burada mesela Kasım 2020'den beri bir trend var. Kasım 2020'den beri bu opsiyon sözleşmeleri sona erdiğinde şu beyaz dikey çizgiler onu gösteriyor. Hep yeni zirveler gelmiş yeni ayda. Sona ermiş, yeni zirveler. Şurada ise özellikle 2021 yılında ise arkadaşlar hep öncesinde düşüş trendi görmüşüz. Sona ermiş, yukarı yeni zirve. Öncesinde düşüş trendi, sona ermiş, yukarı yeni zirve. Öncesinde düşüş direnci, sona ermiş, yukarı yeni zirve. Bu ayda da çok daha diğerlerinden daha kuvvetli bir düşüş gördük. Düşüş gelmiş, şu anda da bugün itibariyle bitti. Önümüzdeki günlerde de buna bakarak yeni zirvelere götürecek bir faktör olarak bunu da değerlendirmenin son derece sağlıklı olduğunu ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, Lark Davis'in paylaştığı üzere bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar bugün aylık kapanış geliyor. Aylık kapanış bundan önce arkadaşlar hemen hemen
6 tane birbirini takip eden yeşil mum olmuştu. Yeşil ay görmüştük. Bu ay satışlar gelmesine rağmen aylık kapanış çok da kuvvetli bir şekilde zirveye geldiğimizi simgeleyecek şekilde bir kuvvet atfedebilecek bir kırmızılıkta değil. Dolayısıyla bu muma baktığında yeni bir mega pump için, mega yukarı yönlü hareket için sadece bir aslına bakarsanız reset olduğuna inandığını söylemiş. Buna istinaden de şöyle bir şey sizlerle paylaşayım. Kendisinin attığı tweet'e karşılık birisi bir Telegram grubundan bir görsel paylaşmış ama güzel bir fraktal olduğu için bahsediyorum. Arkadaşlar 2017 yılında da Nisan ayı kırmızı bir ay olarak geçmiş ve şöyle bir doji formatında kapanmış. Bu da görüyorsunuz burada da bir doji formatı var. Aylık kapanış anlamında tabii ki daha kapanmadı aylık mum bugünün bitişiyle beraber kapanacak. Ama RSI momentum indikatörünü aylık bazda baktığımızda çok önemli şeyler söyleyen bir gösterge. Nisan ayında bir kırmızılık görmüşüz. RSI'da bir reset görmüşüz. Yani fiyatta da bir reset. RSI'da da bir reset. Şöyle bir geri gelmeden bahsediyorum. Ondan sonra ama trend yukarı yönlü devam etmiş. Bu reseti gördüğümüzde Bitcoin fiyatı 2017 yılında 4000 dolarmış. 20.000 dolarlara kadar çıkmış. Aynı şekilde bu fraktalın çalışması durumunda Bitcoin fiyatının 240.000 dolarlara kadar çıkabileceğini söylüyor. Fiyattan bağımsız olarak şunu söylemek isterim ki arkadaşlar, Nisan ayını takip eden ayda da satışlar görsek de sizlere söylediğim ayı boğa trendini bozmayacak şekilde olduğu müddetçe ben daha boğa rallisinin bitmediğine inanmaya devam ettiğimi hep söylüyorum. Dolayısıyla 240.000 dolarlara götürür mü? O yüzden dedim fiyat bağımsız. Öyle bir iddiam yok. Bildiğiniz üzere öyle büyük büyük laflar etmeyi sevmiyorum. Ama şu bir gerçek ki bunun ben de boğa trendini devam ettirecek bir ara olduğunu düşünüyorum. Boğa trendinin devam edeceğine inanmaya devam ediyorum. Onu söylemiş olayım. Arkadaşlar geçen hafta itibariyle biliyorsunuz 14 Nisan itibariyle çok kuvvetli satış süreci başladı. Biz bunu %50'lik bir nakitte olduğumuzu söylemiştik. %100 nakite de bulunduğu seviyeden %4 daha yukarıya çıktığında geçeceğimizi, bu riski gördüğümüzü söylemiştik. Ama öyle olmadı. %50'lik bir nakitte %50'lik malla yakalanmış olduk bu düşüşe. Nakitimizi de maliyet çekmek için kullandık. Bu meselenin önemli olan bir tarafı değil ama o düşüş esnasında herkes, piyasada büyük bir çoğunluk analist ayı piyasasına girdiğimizi söylüyordu. Onun öyle olmadığını, en azından büyük yatırımcı açısından böyle bir trend değişikliği olmadığını görmemizi sağlayan çok önemli bir gösterge var. Sentiment'ın göstergesi. En büyük cüzdanlardan bir tanesi olan 10.000 ile 100.000 Bitcoin tutan cüzdanlar. Bunlar dev balinalardan bahsediyoruz arkadaşlar. 14 Nisan'daki düşüş itibariyle o tarihten bu tarihe arkadaşlar hemen hemen 60.000 Bitcoin akümüle etmişler. Yani bu düşüşte bizim piyasanın çok bilenlerinin ayı piyasasına girdik dediği yerde büyük oyuncular her düşüşü fırsat bilip Bitcoin almışlar arkadaşlar. Muhtemelen onlar da daha trendin değişmediğinin farkındalardı. Her zaman follow the smart money diye bir ilke vardır piyasada, İngilizce öyle söylenir, akıllı parayı takip et diye. Bu adamlar netice itibariyle bu finansı görünüyor ki birçok analistten daha iyi biliyorlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla ki Nisan başından beri topladıkları Bitcoin miktarı 90.000 adetmiş arkadaşlar. Nisan ay itibariyle diğer aylardan farklı olarak düşüş ayı olmasına rağmen akümülasyonla geçirdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Şu an itibariyle biraz daha kısa vadeli bir değerlendirme yapacak olursak, bu bahsettiğim biraz daha orta vadeli ve uzun vadeli yatırımcının perspektifiyle bir değerlendirmeydi. Mart başından beridir arkadaşlar stablecoin supply ratio, BTC stablecoin supply ratio. Bu arkadaşlar Bitcoin, yani bahsedilen zaman periyodunda Bitcoin piyasa değeri ile altcoin piyasa değerini birbirine bölüp aralarındaki oranı alıyor. Eğer bu turuncu, şu sarımsı hat yükseliyorsa Bitcoin piyasa değerinin arttığını görüyoruz. Bu negatif değerlendirdiğimiz bir faktör oluyor. Yani bu tablo özelinde. Bunun aşağı yönlü gitmesi ise şu anda daha çok mal almak üzere sabit coinlerin, ki bunun içinde USDT, BUSD, Paxos gibi, USDC gibi hepsini hesaba alıyor. Bunun düşmesi bize şu anda
piyasada yeni mal almak üzere hali hazırda bekleyen sabit coinler olduğunu gösteriyor ki bu bizim olumlu gördüğümüz bir faktör. Görüyorsunuz bakın arkadaki fiyat tablosu. Ne zaman böyle dikey düşüşler olsa fiyatta yükseliş görmüşüz. Dikey düşüş, fiyatta yükseliş. Şuradan itibaren bir dikey düşüş, şurada dikey düşüş, fiyatta yükseliş. Bu kadar kuvvetli bir düşüş görmemiştik burada. Yani ikisi arasındaki oranlama anlamında. Dolayısıyla burada da zaten bu düşüşten sonra bir tepki aldığımız bildiğimiz bir gerçek. Arkadaşlar bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.